emek kim? Abi 40 kağıt verdim buna ya. Allah'tan korksunlar ya. Emekliye gelince memleket batar. Ne işi var Suriye'de? Doğru. Toprak aldım ben. 34 tane şey Rusya benim askerimi şehit etti. Tazminat ödedi mi? Tazminat ödemeyi bırak, gidip Moskova'da kapıda beklediler. Ayıp ya. Hatırlıyorsun değil mi? Yazıklar olsun ya. Öyle öyle. Ben kendim Demokrat Parti, Adalet Partisi, anlatabiliyor muyum? Doğru Yol Partisi, yazıklar günahlar olsun ya buna. Çıkıyorlar televizyonlara, başkasına da söz vermiyorlar. Nasıl olacak abi memleketin hali? Televizyonları kapattılar kendilerini. Evet. Bir tane Fox TV var. Biz de onun için geldik işte. Sizleri görmek için geldik. Ne yapalım? Olmaz abi. Televizyonlar kapalı olunca biz atladık ya. Yok abi, olmaz böyle bir şey. Benim çocuklarım var MHP'li. Adam diyor ki 10 milyon dolar diyor veriyorlar diyor parlament. Hangi parlamenter abi çıksın? Soran var mı? Yok. Ben aldım diyen var mı? Yok. Söyleyen İçişleri Bakanı değil mi? Evet. İçişleri Bakanı diyor ki ben yalnız kaldım diyor. En kötü adamım ben diyor. Kötü sen git kardeşim. Git. Ne işin var senin orada abi? Bravo amca, bravo. Doğru. Şimdi çocuklar nerede? Abi İstanbul'da. İstanbul'da da. Ya, memleket burada mı? Gerze mi? Ben burada köydenim. Gerze'liyim esas. Anlatayım. Gerze, benim çocuklarım var. MHP'liydi. Anlatayım. İkisi de ben kendim doğru yolcuyum. Çocuklar dedim ki yapmayın. MHP'nin sesi çıkıyor mu abi? Adamlar götürüyor malı. Ortak. Ortak ya, ortak. Günahtır ya. Ortak. Bu memleket hepimizin abi ya. Çalışacağız. Hep beraber çalışacağız. Tamam abi. Yol, hayır gidecekler. Yolu yok. Gidecekler abi. İnşallah. Evet gidecekler. Şakası yok. Yani gidecekler de yerine iyi bir şey hazırlamak gerekiyor. Durmaz ki Türkiye'de. Yani. Cumhurbaşkanı Türkiye'de durmaz. Belki ben o durum. Yazın bir yerine Türkiye'de durmaz. Artık orasını bilemiyoruz. Kamp konferansını kurmuşuz orada. Diyor ki bu Katar'la ortak. Ne ortak? Hani tanklar nerede? Nerede abi? Ortada yok, hiçbir şey ama yok. Ama günahtır ya. Tamam, benim hemşerim. Çocukların para sayma makinesi uğraşıyor. Merhaba, merhaba. Sanki seçimlerde gelmişler demişler ki 4 tane makine var. Tamam verelim. Kes faturayı. Fatura kesme demişler. Ne olacak? Ha, cukka inecek. Fatura kesmeyecek. Niye abi? O çocukla vergi verecek. Sen de alıyorsan bir yerde göstereceksin. Kesme demişler. Günahınız şöyle, benim olsun şöyle böyle. Bak, o para sayma makinesi kayıt dışı parayı sayacaksa olmaz makine abi. Nasıl fatura kesiyor? Makine de kayıt dışı olacak, evet. Parası da kayıt dışı olacak. Belli yani. Orada Almanya'dan şuradan buradan getiriyor çocukla fatura getiriyor. Gümrüğe giriyor gümrükte. Onun şeyini göstermeden çıkarabiliyor musun abi? Ben kendim ambar memuruyum. İlaç fabrikasında emekli oldum ben. Biz bir ay tek, bir ay çift maaş alıyorduk. Zonguldak'tan emekli olan kardeşime soruyorum ben. Ankara'ya yürüyordu. Yürüsene şimdi. Adamın şeyini kesiyorlar. Yürüsene mi göreyim seni? Pırıl pırıl bir genel başkanımız var. Düzelir, düzelir. Çabuk toparlar. İnşallah, inşallah başkanım. İşin düzelmesi için. Ben severim seni başkanım. İşin başında dürüst ve ehil kadro lazım. Tabii canım. Hem dürüst olacak hem ehil olacak. Öyle şey olmaz. Başka çözülmez. Herkes kazancının vergisini verecek. Bu kadar. Veriyor mu, vermiyor.